Afiş'e hoş geldiniz. Sanat gündeminden en yeni haberler ve özel röportajlarla karşınızdayız. Bakalım bu hafta Afiş'te neler var? Afiş, İki Gözümün Çiçeği adlı yeni albümünü çıkaran Manuş Baba'yı ağırlıyor. Bu hafta gösterime girecek Saf filminden özel röportajlar, Bayburt Baksı Müzesi'ni tüm dünyaya duyuracak Posta Pulu projesi ve Kızılay'ın 150. yıl filminden detayların ekrana geleceği afiş başlıyor. Müzisyen Manuş Baba, İki Gözümün Çiçeği adlı yeni albümünü dinleyiciyle buluşturdu. Manuş Baba ile bir araya gelerek keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Ah gelemem ki, diyemem ben. Nasılsın sen, iyi misin? Hava nasıl oralarda, beni sorarsan. Önümden geçen zaman, ağır bir rüzgar şimdi. Ara dururum seni, bulamam yüzyıl sanki. Halden bilmez değilim, bilirim senin değilim. Perden açılmış tenin gizli, bana değil bilirim. Ah gelemem ki, diyemem ben. Nasılsın sen, iyi misin? Hava nasıl oralarda, beni sorarsan. Tutmuyor asla yerini, ne bir ten ne de bir gülüş. Benzetemem kimseyi, affedemem seni kendimi. Soracak olursan eğer, değişmedi hiçbir şey. Ben kendi halimdeyken ama, kimse bilmedi beni. Ah gelemem ki, diyemem ben. Nasılsın sen, iyi misin? Hava nasıl oralarda, beni sorarsan. Ah gelemem ki, diyemem ben. Nasılsın sen, iyi misin? Hava nasıl oralarda, beni sorarsan. Oy. Teşekkür ediyoruz sevgili Manuş Baba'ya. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Ah gelemem ki. Evet. Adlı şarkıyı seslendiririz. Teşekkür ederim. Hoş buldum Nefis Hanım. Şimdi albümünüz çıktı, yeni albümünüz İki Gözümün Çiçeği. Ne kadar da güzel bir isim. Aslında bir film repliğidir. İki Gözümün Çiçeği. Hepimizin bildiği, izleyicilerimizin. Işıklar içinde uyusunlar diyelim. Sevgili Kemal Sunal'ın Ayşen Guruda için değil mi? Kullandığı repliktir aslında. Buradan ama da selamlar olsun. Belki selamlar olsun. Yerlerden. Biraz hikayesini sizden dinleyelim. Tabii çok ki. Yeni daha albüm. İki Gözüm Çiçeği benim ikinci albümüm. Evet. Dönersen Isık Çal'la birlikte bu yol serüveninde devam ettiğim noktada yeni şarkılarla birlikte dinleyiciyle birlikte buluşturduğum albümün adı İki Gözümü Çiçeği ve bu süreçte tabii ki zamanı ve mekanı dair ne varsa hep kalbimde hatırasıyla birlikte çocukluğuma evet. dair Tarsus'a, Adana'ya, evet. Diyarbakır'a, Antalya'ya dair ne varsa aslında o tamamen 7 bölgenin coğrafyanın hissiyatıyla birlikte bütünleştirdiğim ne varsa bu albümde aslında taşlandı benim için. Şimdi hemen albüme dönelim istiyorum. 10 tane parça var yepyeni. Sizin besteleriniz evet. var. 3 tanesi türkü. Evet. Biraz dinlemek istiyorum. Türkülerin sizin hayatınızdaki yerini sormak istiyorum. Aslında müziğinizde ne kadar, daha önce de Gül Cemal vardı. Daha evet, ilk albümde beste evet Gül Cemal. Bu albümde de 3 tane yeni türkü var. İki Gözümü Çiçeği'yle birlikte Yana Yana ve Bir evet. Acı Türkü. Bir Acı Türkü'yü aslında annem için yazmıştım böyle vaktiyle. Yana Yana yine bizim kendi geleneksel altısında motiflerle böyle beslediğim bir türkü.
çok kıymetli Ahmet Arif, işte Nazım Hikmet, böyle Cemal Süreya'dan çok etkilenmişimdir vaktiyle. Evet. Ve hala da onlarla birlikte böyle kendi karakterimi oluşturmaya çalışıyorum. Yapmak istediğim tarz olarak da, bünye olarak da yani beslediğim şarkılar ve türkülerle birlikte aslında ortak bir nokta, buluştuğum tek bir nokta var. Yani kendi müziğimi aslında çok böyle dile getiremediğim bir noktadayım ben. Evet. Yani ifade ya da edebileceğim bir tarza büründüremiyorum. Evet, evet, ama bu tamam. Çok böyle dikkatle evet. Çekiyorsunuz bu açıdan. Çünkü çok yönlü müzik hissediliyor yaptığınız müzik. İşte çok pop var, türkü var. Ondan sonra rock söylüyorsunuz. Evet, evet. Ama geleneksel seslerden de ilham evet, aldığınızı evet. Hissediyorum dinlerken. O geleneksel bir tarafınız da var. Aslında isminizle de çok... Aynı anda örtüşmüş diyorum teşekkür yaptığınız ederim. Tarz. Çünkü Manuş bildiğim kadarıyla değil mi hikayesi anneannemizin Manuş anneannemin bendeki küçüklükten kalmış çocukluk hatırası evet. Baba da her zaman kalbimizde yüremizde hissettiğimiz evet. Bir baba figüründen geliyor. İşte birisi Manuş geçmiş, biraz geçmişi birisi biraz geleceği temsil ediyor. Ama tabii ikisinin orta noktasında buluştuğum tek nokta var. O da benim kalbimdir aslında. Evet. Çok isimlerin benim için bir önemi yok bu arada. Evet. Siz aslında bir benim köprü görevi görüyorsunuz evet, benim geçmişe Mustafa. Gelecek arasında. Ha, Manuş Baba tabii ki benim ifade etmeye çalıştığım kendi sanatımla ilgili, yapmaya çalıştığım hikayeyle ilgili belki ifade tarzı diyelim biz ona. Evet. Yoksa hani Manuş evet bir ifade tarzıdır benim için ama gerçek hı-hı. Adım tabii ki Mustafa yani. Şimdi konser serisini dinlemek istiyorum. Eminim ki yoğun bir konser serisi vardır. Albüm lansmanı nasıl geçti? Geri dönüşler nasıl oldu? Bundan sonra nerelerde izleyeceğiz sizi? Albüm lansmanı biz İstanbul'da yaptık Mart'ın. Tarihini hatırlamıyorum şu an ama evet. İşte Mart'ın ortasında bir tarihti. Ve bizim için çok heyecan verici. Çünkü ilk kez yeni şarkılarla dinleyici tabii. Karşısına çıkıp yeni ürettiğim şeylerle birlikte onlara seslenme şansını yakaladım. Bizim için çok heyecan verici ama tabii dinleyicinin verdiği destek bizim için daha anlamlı bu konuda. Bir zaman ihtiyacı olduğuna inanıyorum ben ve belki de birkaç ay sonra belki bu şarkılar daha bir anlam bulacak. Belki daha kısa sürede. Evet. Ama mutlaka inanıyorum ki insanların kalbine değecek ve bir yerde de evet. Buluşacağımıza inanıyorum. Biraz da albümde kimlerle çalıştınız isimleri tabii. Alalım sizden. Bu sefer kendiniz yolunuza devam ediyorsunuz evet. Diyebiliyorum değil mi? Evet. Birçok albümün de yerinde sizin emeğiniz var. Kapaktan tutun da içindeki çalışmalarına kadar. Dönersen Isıkçal'la birlikte tabii ki yeni süreçte kendi prodüksiyon şirketimle birlikte hareket ediyorum. Yapım şirketimle birlikte. İki Gözümün Çiçeği tamamen yapımcısı da bütün şarkıları sözleri birlikte tamamen benim tarafıma ait. Düzenlemeleriyle birlikte. Bu süreç tabii ki benim için daha yararlı ve daha özgür bir dünya demek aslında. Yani hı-hı. Çünkü geleceğe dair ne varsa artık daha bağımsız şekilde hareket etmek demek bu. Kendi müziğimle, sanatımla ilgili. Ve şu an tabii ki kalbim rahat ve daha gönlüm rahat ve dinleyiciyle evet. Daha bağımsız şekilde ve daha dolaysız şekilde ulaşabiliyorum artık istediğim şekilde. Evet. Şimdi Eteği Belinde şarkınız da çok ilgi çekti, çok sevildi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu durumu? Sizin yorumunuz ne? Şarkıyla ilgili olarak bu kadar çok sevilmesini neye bağlıyorsunuz? Bazı başarılar aslında çok böyle önceden tabii kanıksanamayabiliyor. Bu biraz zamana ihtiyaç oluyor galiba. Olduğuna inanıyorum. Şaşırtıyor tabii ki beni. Evet. Çünkü hani bu süreç benim için her zaman popüler olma kaygısıyla yapılmış bir süreçte bir emek vardı tabii ki ortada. Ve dinleyicinin sevmesi benim için en anlamlı noktası. Ve bu tarz başarılar tabii ki insana gurur ve onur veriyor. Çünkü bu büyük bir ekip işi ve ekibin tek başıma değilim ve ekiple birlikte hareket ettiğimiz noktada. Tek başına bir Eteği Belinde hikayesi değil aslında bu. Dönersin Isıkçal'la birlikte şimdiki sürecin aslında getirdiği bir hikaye bu. Tabii ki başarılar insanları her zaman yönlendirip işte mutlu eden bir noktada beni de onurlandırıyor. Evet. Dilerim ki bu başarıları devam edebilirim. Sizden yine bir parçayla sohbetimizi noktalandıralım. Tamam. Hangi şarkı? Beni Düşünme. Beni Düşünme. Evet. Dinliyoruz. Yaradır bu tendir ilacı. Neyleyim sensiz şarabı, gülüşün ince derin bir keder, elimde bu son resmin ne acı, ellerim titremiş, yazmışsın arkasına, baktıkça beni hatırlarsın demişsin. Beni düşünme, bulurum elbet bir çaresini, elbet iyi olurum yeniden, git şimdi ne olur gülme yüzüme. Beni düşünme, yolum kesip duruyorlar. Ben o değilim anlamıyorlar, suçlu ben değilim diyorum, beni bırakın durmuyorlar,
kahvenin ortasında iki kurşun sıktılar. Bir sırtıma, bir resmine beni öldürüyorlar. Beni düşünme, bulurum elbet bir çaresini. Elbet iyi olurum yeniden. Git şimdi, ne olur gülme yüzüme. Beni düşünme. Beni düşünme, bulurum elbet bir çaresini. Elbet iyi olurum yeniden. Git şimdi, ne olur gülme yüzüme. Beni düşünme. Çok teşekkür ediyoruz. Albümün yolu açık olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Afişe sinema ile devam ediyoruz. 38. İstanbul Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Altın Lale ödülü Emin Alper'in Kız Kardeşler filmine gitti. Emin Alper. 38. İstanbul Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu. 16 Nisan Salı gecesi Rahmi Koç Müzesi'nde yapılan törende ulusal yarışma Altın Lale ödülü Emin Alper'in yönettiği Kız Kardeşler filminin oldu. Emin Alper en iyi yönetmen ödülünün de sahibi oldu. En iyi kadın oyuncu ödülü yine Kız Kardeşler filmindeki performanslarıyla Cemre Ebu Ziya, Ece Yüksel ve Helin Kandemir'in oldu. Çok heyecanlıyım, ne diyeceğim bilmiyorum. Çok sağ olun. En iyi erkek oyuncu ödülüne Yuva filmiyle Kutay Sandıkçı değer görüldü. Jüri başkanlığını yönetmen Lynn Ramsey'nin üstlendiği uluslararası yarışmanın kazananı Bora Kim'in yönettiği House of Hummingbird, Sinek Kuşu filmi oldu. Gecede ayrıca Barış Atay'ın yönettiği Aden Mansiyon ödülüne Serhat Karaaslan'ın yazdığı Görülmüştür en iyi senaryo ve en iyi kurgu ödüllerine değer görüldü. Gecede Seyfi Teoman en iyi ilk film ödülü Nebula filmiyle Tarık Aktaş'a gitti. Afişte şimdi sırada haftanın filmleri var. Dünya festivallerinde övgüyle bahsedilen Saf filmi bu hafta Türkiye'de gösterime giriyor. Evinizi alacaklar, arsanızı alacaklar, koca koca binaları dikecekler. Ama siz o sırada buradan 40 kilometre ötede bir yere sürüleceksiniz. Yönetmenliğini Ali Vatansever'in üstlendiği Saf, 38. İstanbul Film Festivali'ndeki gösteriminin ardından bu hafta seyirciyle buluşuyor. Film, Fikirtepe'de bir gecekonduda yaşayan genç evli bir çiftin kentsel dönüşüm söylentilerinin başlamasıyla birlikte dönüşen hayatlarını anlatıyor. Ne yapıp edip bir yolunu bulacaklar, ben sana diyeyim. Öncelikle benim aklımdaki temel soru şuydu. Bu çağda, bu zamanda etrafımızda bu kadar sorunlarla boğuşurken, bütün dünyada, bütün herkes bu sorunlarla boğuşurken insan kalmak, insan olmaya çalışmak nedir? Benim en temelde heyecanlandıran konu buydu. Şehir dönüşürken, hayatlar dönüşürken bireyin dönüşümü nedir? Bizler nereye doğru dönüşüyoruz? İnsan kalabiliyor muyuz? Bunu keşfetmeye çalıştığım bir proje oldu ve tüm bunların arasında Fikirtepe'de bu dönüşümün ortasında dönüşen bir çiftin, kendi kişisel dönüşen bir çiftin dramasını anlatıyorum. Ben istemiyorum tabii benim sağımda böyle olaylar yaşayacağım. Saf, dünyadaki ilk gösterimini Toronto Film Festivali'nde yapmıştı. Aslında o kadar bizim bütün dünyada aynı problemlerle uğraştığımızı gösterdi ki bana. Oraya gittiğiniz zaman, kentsel dönüşüm dediğiniz zaman, Toronto'nun zaten merkezinde kent dönüşüyor. Londra'ya gidiyorum, çeperlerde dönüşüyor diyor. Hatta Toronto'daki gösterimde Hindistan'dan bir izleyici dedi ki, bu film bizim Hindistan'da mutlaka vizyona girmeli. Çünkü aynı sorunları biz orada yaşıyoruz. Aslında ben bir yandan sonra şunu fark ettim. Sadece hani biz bazen kendi ülkemizin dertlerine boğuluyoruz, neredeyiz, bunlarla nasıl olacak diye düşünüyoruz ama aslında bütün dünya yerinden edilme, bütün dünya kutuplaşma sorunu yaşıyor zaten. Bu zaten çağımızın resmi bence bu. Sana saygı duyuyorlar mı sana? Filmin başrollerinde Saadet Aksoy, Erol Afşin, Onur Buldu, Ümmü Putgül ve Kida Ramadan gibi isimler yer alıyor. Erol Afşin, Kamil karakterini canlandırıyor. Ve Ali ile beraber Fikirtepe'yi dolaşmaya başladığımız zaman müthiş bir hızlı dönüşümün farkına varmıştım. İnsanlarla da sohbet etmeye başlıyorsunuz otomatikman. Kim hangi duyguları nasıl yaşıyor? Ve şeyi öğreniyorsun, siyah ve beyazın sadece bir renkten ibaret olduğunu, insanların gri bir alanda hareket ettiğini, yani bir yandan insanlar evlerini satarken
haklı argümanlar üretiyor. Öbür taraftan satmayanlar da keza haklı. Tabii Kamil de biraz öyle bir karakter olduğu için sürekli taraf tutulmaya zorlanan, işte satsa bir sıkıntı, satmasa başka bir sıkıntı ama aynı zamanda hayat mücadelesi vermek zorunda. Çünkü işsiz. Oradan aldığımız bilgilerle işte bunu karaktere yedirmeye çalıştık. Onur Buldu filmde Fatih karakterine hayat veriyor. Fatih oradan kurtulmak isteyen biri. Yani buna azmetmiş diyebilirim. Amcasının yanında kalmak zorunda kalıyor evini sattığı için. Bu arada evini Fikirtepe'de dönüşüme ilk satanlardan. Ve hep onun sancısını yaşıyor. Daha geç satsaydım daha çok para kazanacaktım. Karısına da arkadaşlarına da sürekli bundan bahsediyor. Oradan kurtulmaya çalışan, ailesine sınıf atlatmak isteyen biri gibi hissettim hep Fatih'i. Dönüşüm mefhumunu izlemek için iyi bir film. Saf'ın bundan sonraki durakları Ankara, İtalya Bali, Avusturya Crossing Europe, Amerika Seattle ve İspanya Valencia Film Festivalleri olacak. Kızılay 15. yılını bir filmle kutladı. Baksı Müzesi artık Türkiye'nin ve dünyanın pek çok noktasına ulaşabilecek. Afiş haber turuyla devam ediyor. Hilale adanmış tüm hayatların anısına. Her şey yardımsever birkaç insanla başladı. Sonra onlara gönüllü onlarcası eklendi. Kızılay kuruluşunun 150. yılını tarihinden gerçek kesitlerin yer aldığı bir filmle kutladı. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kanık, hazırlanan filmle tarihi kurumun 150 yıllık iyilik yolculuğunu anlattıklarını söyledi. Demediler, bir oldular, birlik oldular. 11 Haziran 1868'de başlayan aslında bir iyilik öyküsü, bitmeyen bir uzun bir öykü. Ve bunun nice isimsiz kahramanları var, nice önemli başarıları var, nice acıları var, nice sevinçleri var. Bunu bağışçılarımızla, gönüllerimizle, milletimizle paylaşmayı arzu ettik. 150 yıllık hikaye 30 saniyede anlatıldı. Yani tek planda çekilen, oyuncularımızın 30 saniyede oynayarak bitirdikleri aslında bir hikayeydi. Özel bir teknikle çekildi. Ve önemli kilometre taşları, önemli olaylar, işte 1. Can Harbi gibi, Trablusgarp Savaşı gibi, Gazi'nin Derne'de yaralandığı o sahne gibi, bütün aslında bu hikayeleri anlatan, günümüzde Endonezya'daki tsunami, Suriye insani krizi ve memleketimizde yaşanan afetler, bunların tamamını aslında böyle bir film şeridi gibi hızlıca hatırlamamızı sağlayan bir rüya gibi aslında. Rüyalar da kısadır ama uzun etkiler bırakır insanda. Öyle bir tat bırakmak istedik. Yönetmenliğini Sertar Tırmık'ın yaptığı, usta sanatçı Ahmet Mümtaz Taylan'ın seslendirdiği filmin müziklerinde dünyaca ünlü müzisyen Angelika Akbar'ın imzası bulunuyor. Kötülüğe karşı yüreklerini ortaya koydular. Çok heyecanla gerçekten başladım bu işe. Kolay değildi çünkü çok kısa bir film ve o kısa filmin içinde bir sürü yoğun olay, 150 senelik olayların silsilesi anlatılıyor ve bunları müzikle onlara eşlik etmek ve onları vurgulamak zor bir şey. Kısa ve öz konuşmak lazım. Her saniye hatta her salisede bir şey koymanız gerekiyor ki o müzik dilinde o duyguyu tercüme etsin. İnanıyorum ki yapabildim. Yeri geldi ekmeklerini paylaştılar. Yeri geldi kanlarını. Kızılay 150. yıl kutlamalarını yıl boyunca devam edecek sanat etkinlikleriyle destekleyecek. Bu etkinlikler kapsamında farklı sanatçılar Hilal Ahmer koleksiyonu hazırladı. Koleksiyon tüm Türkiye'de sanatseverlerin ilgisine sunuldu. Bugün dünyanın dört bir yanında bu hilal 150 yıldır parlıyorsa hepsi İçindeki iyiliği bizimle paylaşan insanlarımız sayesinde. Gökteki o hilal, Türk Kızılay. Dünyanın en yenilikçi müzelerinden Bayburt Baksı Müzesi artık Türkiye'nin ve dünyanın birçok noktasına ulaşacak.
Ona dünyanın en yenilikçi müzesi diyoruz çünkü hem bulunduğu coğrafyanın zanaatini hem de güncel sanatın son örneklerini bünyesinde barındırmasıyla dünya üzerinde başka bir modeli yok. PTT Anonim Şirketi, Baksı Müzesi adına anma pulu ve posta kartı düzenledi. Böylece müzeye yeni bir iletişim alanı açıldı. Efendim bu PTT'nin bizim için pul ve posta kartı yapması olağanüstü bir fikirdi. Bu projeyi PTT kendi mekanizması içerisinde geliştiriyor. Her yıl belli oranda pul basıyorlar. Onların bir işleyişi var, teklifler geliyor. Benim anladığım kadarıyla bir 700-800 tane teklif içerisinden bu kararları veriyorlar. Ve de bu karar aynı zamanda bizim için hakikaten yeni bir iletişim alanı. O açıdan bu proje gerçekten çok önemli bir proje. Ve zannediyorum ki müzecilik açısından da ilk kez gündeme getirilmiş bir projedir. O nedenle PTT'nin bu ileri adımı için çok memnunum ve çok teşekkür ederim. Her yıl bizim bu anlamda ülkemiz için önemli şahsiyetleri, önemli konuları, önemli kurumları ve tarihi olan yine Göbekliktepe gibi farklı konularda her yıl bastığımız pullarımız var. Bu değerlerimizi bir taraftan tanıtıyoruz, bir taraftan da gelecek nesillere sağlam bir şekilde aktarmış oluyoruz. PTT Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Kenan Bozgeyik, pul koleksiyonerlerinin memnuniyetini dile getirdi. Filatelistlerimiz son derece bu işten mutlular ve her geçen günde filatelistlerimizin sayısı artıyor. Teknolojiyle birlikte posta, mektup azalmış olsa bile yeni modern çağın mektuplarını böyle modern bir şekilde hazırlanan, tasarlanan pullarla ulaştırıyoruz. Bu da iletişimdeki bir nostaljiyi de ileriye taşımış oluyoruz. Baksı Müzesi kurucusu ve ressam Hüsamettin Koçan, müzenin gelecek faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Koçan, Bayburt'ta Kadın İstihdam Merkezi çalışmalarının başlayacağını belirtti. Geleceği çocukların tayin edeceğini düşünüyoruz. Gelecekte kadınlar çok önemli roller oynayacak diye düşünüyoruz. Onun için de Kadın İstihdam Merkezi'nde de kadını ekonomik bir güç olarak hayata katmak ve yeni şehir kentli kadın, kente göçmüş kadının bir apartman hayatı var. Oradan yeniden üretime taşımak istiyoruz. Çok da güzel bir bina olacak. Tabanoğlu Mimarlık onun tasarımını yaptı. İşte Melken Gürsel de bizim vakıf yönetim kurulu o şey yapıyor. Eğer o kaynağı yaratırsak bence o bölge açısından son derece önemli bir adım atmış olacağız diye düşünüyorum. Bayburt Baksı Müzesi 1 ile 25 Mayıs tarihleri arasında yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın fotoğraf sergisine ve film gösterimlerine ev sahipliği yapacak. Dördüncü İstanbul Orkestrasyon Uluslararası Piyano Yarışması başvuruları başladı. Basın, Notre Dame de Sion Lisesi'nde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Jüri başkanlığını Vahan Mardirosyan'ın üstlendiği yarışma halka açık elemelerden oluşuyor. Gençler için müzik yarışmaları giderek daha fazla önem kazanıyor. Bizim müzik yarışmamız diğerlerinden biraz farklı. Birinci, ikinci ve üçüncülük ödülleri üzerinden gerçek müzisyenler arıyoruz. Gençlerin müzikleri aracılığıyla bize iletmek istedikleri mesajları da almak istiyoruz. Bu yarışmanın uluslararası tarafı çok önemli. Tüm dünyadan yarışmacılar katılabiliyor. Yarışmanın sonunda dereceye giren 3 müzisyen, orkestra eşliğinde Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda büyük bir konser verecek. Yarışma kurulunda Mehmet Mescî ve Filiz Ali gibi müzik dünyasından önemli isimler de yer aldı. Yarışma kazanmayan gençlerin ne yazık ki mesleklerinde büyük bir atılım yapamadığını görüyoruz. O yüzden bu yarışmayı düzenleyen okulumuza teşekkür borçluyuz isteyenler. Başvuruların Notre Dame de Sion Fransız Lisesi'ne yapılacağı yarışma 7-14 Mart 2020'de gerçekleşecek.
Bugünlük afişin sonuna geldik. Yeni haftada tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın, sanatla kalın.